Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. sosyal bilgiler yazısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bir duyurum olacak. Bu sor soruları eğitimevi.webini.com eğitimevi sitesinden bulabilirsiniz. Dosyayı indir diyerek indirebilirsiniz. Hemen yazılımıza geçelim. İlk sorumuzdan başlayalım. Olgu Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilemeyen bilgilerdir. Örnek Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Buna göre aşağı, aşağıdakilerden hangisi olgu değildir? Yani bir görüştür. Yaprağın rengi yeşildir. bu Kanıtlanabilir mi? Evet. İran Türkiye'nin komşusudur. Bu da kanıtlanabilir haritaya bakılarak. İzmir Ege bölgesinde yer alır. Bu da İzmir'in e, nerede olduğu da kanıtlanabilir ama Ankara İzmir'den daha güzeldir. Bel bence kötüdür. Bel ben belki Ankara daha güzeldir. Bu kişiden kişiye değişir. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Görüş. Kişiden kişiye değişen kişilerin düşüncelerini yansıtan kimine göre doğru kimine göre yanlış bilgilerdir. Örnek. Türkiye'nin en sevilen takımı Fenerbahçe'dir. Bel belki Galatasaray'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş değildir. Yani olgudur. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu olgu. Cevabımız Adana. Diğer çıklarımıza bakalım. İstanbul Türkiye'nin en güzel şehridir. Belki güzel değil bana göre. Sana göre olabilir ama bana göre değil. Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır. Belki okul yılları. Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir. Belki bilmez. Yani cevabımız Adana arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım hemen. Aş yukarıda boş boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. Nokta nokta İstanbul'dur. Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'dur. Bu kanıtlanabilir. Değildir veya kalabalıktır. Marmara bölgesinin en gelişmiş ili İstanbul'dur. Bu da arkadaşlar kanıtlanabilir. Türkiye'nin en çok göç alan ili de İstanbul'dur. Ama Türkiye'nin en güzel ili İstanbul değildir. Bana göre Konya'dır atıyorum. Bana göre Ankara'dır, Urfa'dır sana göre İstanbul olabilir yani bu kişiden kişiye e, değişebilen şeydir empati kişinin kendini başkasının yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmasıdır Yukarı, aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir Mu, mutat sınıf kapısını hızla çarptı alakasız Zeynep Ayşe'nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu burada ne diyor e, Ayşe üzüntülü, Zeynep de onun üzüntüsünü yüreğinde hissediyor. Yani onun üzüntüsüne empati kuruyor. Onun adına empati kuruyor. Yani yüreğin üzüntüsünü hissediyor diyor. Yani o da katlanıyor acıyı. Onunla birlikte paylaşıyor. Yani cevabımız Bursa. Fatih Aydın'a çok kızdı. Alakasız. Orhan babasını sevdiğini her yerde söylüyor. Bu da alakasız. 5. Olguyu görüşten ayıran en büyük fark herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olması gördüğünüz gibi. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder? Yarınlarımız daha güzel olacak, belki kötü olacak. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Bu kanıtlanabilir, herkesçe kabul edilir. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Türkiye'nin en sevilen takımı Galatasaray'dır. Belki Beşiktaş. Bana göre futbol zevkli bir oyundur. Belki de çok sıkıcı bir oyun. Kişiden kişiye değiştiği için kanıtlanabilir değil. Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? Her olayın bazı nedenleri vardır. Doğru. Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu da doğrudur. Bir olay başka olaylara neden olabilir. Bu da doğru. Buna e, çekir ne etkisi bir şey etkisi deniyordu hatırlamıyorum. Bütün olaylara insanlar neden olur? Bu yanlıştır. Bütün olaylar insanlar neden olmaz. Çoğunluğun olabilir ama bütün hepsine değildir. 7'ye bakalım. Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? Fen bilgisi değil, matematik değil. Cevabımız sosyal bilgilerdir. Çünkü e, sosyal bilgiler e, özel, e, normal hayata, günlük hayata daha çok e, ders anlamında yardımcı olur. Türkçe de değildir. 8. sorumuza bakalım hemen. Ailenin geçimini sağlamak bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir? Sorumluluktur, doğrudur. Cevabımız Adana'dır. Diğerlerine bakalım. Hak, hak alakasız, hak devlet anlamında olan bir şeydir. Alışverişle çok alakasız, mücadele de çok kolay bir soru. Cevabımız sorumluluk. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? A. Vergi vermek sorumluluktur. Askerlik yapmakta erkekler olan bir sorumluluktur. Oy kullanmakta en büyük vazifemiz sorumluluğumuzdur ama alışveriş yapmak burada çok saçma bir e, madde olarak kalmış ve cevabımız denizli. Nokta nokta Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır. Atatürk'ün bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisi kurmuştur? E, hukuk fakültesi değil. Anadolu medeniyetler müzesi de alakasız. Burada ne diyor? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça. Atalarını nasıl tanıyacak? Yani ataları nedir? Tarihtir. Ee, tarihi tanımak için de ne lazım? Türk Tarih Kurumu. Cevabımız Ceyhan. Burada diyor e, atalarını tanıdıkça. Atalarını tanımak için ne yapar? Eskiye dönmesi gerekiyor. Eskiye verilen ad nedir? Tarihtir. Kurum nedir? Türk Tarih Kurumu. Türk standartları endüstrisi de alakasız biri. bir bir şık olmuş. 11'e 11 geçelim hemen. Yandaki fotoğrafta Atatürk hangi sosyal bilim alanını çalışma yapmaktadır? Burada fotoğraf çıkmamış sanırım. Bu soruyu es geçebiliriz. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sağlık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Türk Dil Kurumu değil. Türk Tarih Kurumu cevabımız B. Bursa. Çünkü tarih yazmak diyor arkadaşlar. Tarih yapmak kadar mühimdir. Yani burada tarih olduğu için Türk Tarih Kurumu. Tarih Vakfı e, bu da alakasız. Kuvayi Milliye de e, halkın oluşturduğu bir ordudur. Bu da alakasız. Hemen 13. sorumuza bakalım. Bir sorunu çözerken herkes nokta nokta farkında olursa sorun daha kısa da çözülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz. B sorumluluklarının sorumlulukların farkında olursa sorun daha kısa da çözülür doğru özgürlüklerinin farkında olursa da aynı şekilde haklarının da aynı şekilde ama çıkarların menfaatlerin farkında olursa sorun daha kısa da çözülmez çıkar kötü bir şeydir. 14 satın aldığımız ürünün bozuk çıkması son, sonra da al sonra da aldığımız yerin ürünü geri almamız durumunda yapılması gereken nedir Durum, durumu kabullenmek. Çok kötü bir davranış. Tüketici hakları hakem heyetine başvurmak en doğrusudur. Hakkımızı aramalıyız. Ürünü aldığımız yerden alışveriş yapmamak bu da gereksiz yani. Polisi aramak da yani polisi bu bu tür işler için meşgul etmek e, kötüdür yani. Direkt e, tüketici sorunları hakem heyetine başvurmak en doğrusudur. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerinden biri olamaz. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar olur, filtre takmayanlar için olur, naylon poşet kullanımı da olur, elektrikli araba kullanı, kullanımı aksi e, yani çevre kirliliğinin sebeplerinden biri değildir. Aksine e, çevreyi daha temiz tutmaya yarayan bir şeydir. Eğer bütün arabalar mazot olmadan elektrikli olsaydı şu an çevremiz daha temiz olabilirdi. 16. Bilim Bilimsel araştırmanın ilk basamağı konunun belirlenmesidir. Bu nedenle konuyu belirlerken yukarıda cümleden aşın hangisi tamamlanamaz? A. Daha önce araştırılmamış bir konuyu seçilmelidir. Yok değil. İlgi alanlarına uygun isteyerek çalışılacak bir konu seçilmelidir. Bu da olabilir. A da olabilir. Toplum faydalı olacak bir konu seçilmeli. Bu da olabilir. Ama ekonomik kazanç elde edilecek konu seçilmelidir bu yanlıştır. Halkın e, yararlı olacak şey seçmelidir. Bu ekonomik kazanç kendi kendimize olan şeyi gösterir. Burada halkın faydasına yapmamız gerekir. O yüzden cevabımız Denizli 17. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Osmanlı pa Osmanlı padişahı ikinci Selim adına yapılan, Edirne'de bulunan Mima mimarinin adı nedir? Selimiye Camii cevap Adana. Şehzadebaşı Camii değil. Süleymaniye Camii de sanırım çıraklık eserim dediği cami. Sultanahmet Camii de değil. O da İstanbul'da. Okulunuza karşılaştığınız bir soruna çözüm bulurken aşağıdakilerden hangisine uygun davranmalısınız? Soruna hakkında kendi düşüncelerimize göre hareket etmeliyiz. Yanlış. Sorunun nedenlerini araştırmalıyız. Sorunu çözmek için ani kararlar almalıyız. Yanlış. Cevap Bursa. Arkadaşlar bulduğumuz çözümün sonuçlarını düşünmemeliyiz de yanlış. 19. Son sorumuz. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz maddesi. Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer alır? Ee, arkadaşlar 42 doğrudur. Cevabımız 42. 49, 50 ve 56 değildir. Bu da arkadaşlar ödüllü soru olsun. Siz cevabını aşağı e, yorumlar belirtin. Sevinirim. Kanalıma abone olmayı, like veya dislike atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.